29 Ekim tarihi ne güzel ve anlamlı. Özünde yatan milletin hür irade anlayışı. El ele, kol kola doldurduk alanları. Birlik içinde sevinçle kutlayalım bayramı. Günün anlam önemini belirsel konuşmayı yapmak üzere okul müdürümüz Sayın Abdullah Eren'i kürsüye davet ediyorum. Değerli öğrenciler arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte idrak ediyoruz. Çocuklar, konuşmaya odaklanalım. Öndekiler yavrum, buraya bir odaklan. Konuşmayı kes, buraya bir odaklan. Benim güzel yavrum, bunu her defasında söylemeyelim. Bundan çocuklar tam 98 yıl önce, şu an içinde özgürce, hürce, kimseye zarar vermeden istediğimizi yapabilme hürriyetine sahip olarak böyle güzel bir ülkede yaşıyoruz. Bundan 100 yıl öncesine kadar, 100 yıl öncesine kadar 7 düvel bizim topraklarımıza, özgürlüğümüze, bağımsızlığımıza göz koymuşlar. Biz şu Türkleri kısrak başı gibi Ege'ye, Akdeniz'e salınan şu toprak parçasını bile onlara çok görüyoruz. Onların elinden almalıyız dediler. Yunan'ı, İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı. Yedi düvel dediğimiz işte bu. Yedi devlet. Yedi devlette maksat belki 70'i üzerimize çullanacak. Ama bilemedikleri, hissedemedikleri, sezemedikleri bir şey var. Türk milleti bu benzetmeyi bilerek yapıyorum. Akrep gibidir. Akrebin etrafı deney yapmışlar. Etrafını ateş çemberine aldıklarında akrep çıkacak bir yolu olmadığında sen beni yakamazsın, ben intihar ederim diyerek kendini sokuyor. Tarihte Türk milleti hiçbir zaman esaret altına girmemiştir. Şehit olmuştur, gazi olmuştur, kolunu kaybetmiştir, gözünü kaybetmiştir. Ama Türk kelimesiyle esaret kelimesi, kölelik kelimesi asla yan yana gelemeyen iki kavramdır. Biz dik başlı bir milletiz. Bizi öyle baskılarla, cebirlerle, şiddetlerle, boyunlulukları altına almak isteyen devletler işte 1915'te, 18'de o Kurtuluş Savaşı'nda ağızlarını payını aldılar. 50 bin şehit verdik, 100 bin şehit verdik ama bu toprakları asla size sizi gibi ne büyük belirsiz milletlere bırakmayacağız dedik ve çocuklar bırakmadık. Cumhuriyeti kutlarken bu güzel cumhuriyeti çocuklar Atatürk'ten bağımsız düşünmek mümkün değil. Atatürk'ün doğum tarihi çocuklar tam belli değil. Hangi günde olmuş belli değil. Ama der ki, benim doğum tarihim Samsun'a çıktığım gündür. 19 Mayıs 1919'dur. Ve millet bitap düşmüş. Çanakkale'den çıkmış. Birinci Dünya Savaşı'ndan yorgun çıkmış. Dediğimiz gibi müstevliler, istilacılar topraklarımıza, bağımsızlığımıza göz koymuşlar. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu çocuklar 84 milyon. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nüfusu 10 milyonun biraz üzerinde. 7 kat, 8 kat Türkiye'nin nüfusu büyümüş. Birçok şey değişti ülkemizde. Ama değişmeyen tek şey var. Özgürlüğe, bağımsızlığa, hürriyete olan aşkımız bu kıyamete kadar asla değişmeyecektir. Bunu böyle bütün dünya bilsin. Ve buradan alkışlarınızla bu bağımsızlığımızı haykırıyoruz. Çocuklar, 98 yıl önce eğer hafızam beni yanıltmıyorsa yine böyle bir Cuma günü, hafızam beni yaratmıyorsa,
Meclis 23 Nisan 1920 Cuma açıldı ama Cumhuriyet'ten emin değil. Dualarla, tekbirlerle yine meclisimiz açıldı. Millet yorgun düşmüştü. Millet sefalet içindeydi. Bir lidere ihtiyaç vardı. İşte o mavi gözlü, sarı yeleli, aslan yürekli Mustafa Kemal Atatürk sahneye çıktı. Özgürlük, bağımsızlık benim karakterimdir dedi. Cumhuriyet benim karakterimdir dedi ve bu cumhuriyeti bize armağan etti. Atatürk'ün cumhuriyetinde yaşayıp nankörlük edenler, Atatürk'ün cumhuriyetinde yaşayıp nankörlük edenler aynaya bir daha baksınlar. Yediği kaba tükürmek, Atatürk'ü yok saymak, yediğin kaba tükürmektir. Hangimiz başka bir devlette yaşamak isteriz yavrum? Ben şahsen bu topraklarda doğdum ve bu topraklarda ölmeyi kendime şeref bilirim. Herhalde siz de böylesiniz değil mi gençler? Bu topraklarda ölmek Yüce Mevla'dan en büyük temennimizdir. Dolayısıyla gençler, Atatürk bize bu cumhuriyeti emanet etti. Koruyacak, kollayacak, bu emanete sahip çıkacak olan da siz gençlersiniz. Son olarak şöyle bir temenniyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Devletimiz var olsun, cumhuriyetimiz daim olsun ve Türk milleti sonsuza dek yaşasın gençler.